Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özlem Akçin. Namı diğer Özlem Keşif'te de diyebilirim. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl diyerek videoma başlıyorum. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Gördüğünüz gibi gayet enerjiyim. Size çok güzel bir video hazırlıyorum. Çok güzel bir yerdeyim. Birazdan videonun detaylarını göreceksiniz. Hafiften yağmur yağıyor. Umarım hızlanmaz. Yağmur hızlanmadan videomu tamamlamak istiyorum. Hadi gelin detaylı bir şekilde gezmeye başlayalım burayı. Konseptli videolar çekmeye başladım biliyorsunuz. Bu konsepti devam ettirmek istiyorum. Çünkü çok güzel yorumlar aldım. Çok beğenildi bu tarz konsept. Şimdi de yine bir tiny house konseptli bir yerdeyim. Kocaeli'deyim şu anda. Maşukiye bölgesindeyim. Ama tam olarak neresi olduğunu videonun sonunda anlatacağım size. İçeride turşular var. Tanıtacağım bungalov. Tatam karşınızda dermişim. Değil. Hala sürprize devam ediyorum. Birazdan göstereceğim. Bu küçük. İçerisinde turşu var. Tanıtım için turşu koymuşlar. Şimdi biz tanıtacağım bungalova doğru gidelim. Ama ondan önce biraz etrafı yeniden dolaştırayım istiyorum size. Şöyle. Burası öyle bir tane bungalov olan bir yer değil. Burada birden fazla bungalov var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir alan üzerine kurulmuş bir yer. Alanı göstermek istiyorum size. Bu arada burada sadece bungalov evler yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde konaklayabileceğiniz yerler de var. Ama ben açıkçası bungalovu tercih ederim. Bungalov evde kalmayı tercih ederim. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Bungalovlar bu tarafta. Hadi gelin oraya gidelim. Çok güzel yapmışlar gerçekten bahçeyi. Burası böyle ailenizle, işte arkadaşlarınızla gelebileceğiniz güzel bir yer. Şimdi bungalovların olduğu kısma doğru götürüyorum sizi. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Böyle üçgen üçgen. Şöyle. Son zamanlarda bu tarz evler zaten çok moda. Biliyorsunuz ki hani gerek Instagram'dan olsun, gerek YouTube'da olsun bu tarz içerikleri çok fazla görüyoruz. Ben açıkçası daha önce hiçbir bungalov evde kalmadım. O yüzden çok merak ediyorum. Onun için bungalov evleri araştırırken dedim ki yani bungalov evin diğer bir manası da aslında tiny house oluyor. Dedim ki ben tiny house konseptli evler çekimine başlamak istiyorum dedim. Bu benim ikinci tiny house konseptli ev çekimim. Umarım devamı da gelecektir zaten. Şimdiden görüşmelere devam ediyorum diğer yerlerle. Buradaki bungalov evlerin hepsi şu kısımda toplanmış. Birden fazla ev var. Hadi gelin o zaman o tarafa doğru gidelim. Orada daha detayları anlatayım size. Bungalovların olduğu bahçeye giriş yaptık. Bakın tam olarak bungalov şeklinden oluşmuş bir kapıdan girdik. Girer girmez hemen şöyle bir balıkların olduğu ufak bir gölet karşılıyor bizi. Bunları mutlaka göstermek istiyorum size. Hatta şöyle geleyim, ben de yaklaşayım kameraya doğru. Balıklara bakar mısınız? Ben şok oldum demin gördüğümde. Resmen balina atmışlar buraya. Şu beyaz balina, şu da kambur balina herhalde. Burası aynı zamanda bir de alabalık tesisi. Alabalık yiyebiliyorsunuz. Yanında hemen yani işletmenin içinde restoran da var. Yani restoran, otel, bungalov birçok hizmet veren bir yer. Bunlar yeniliyor mu emin değilim. Umarım yenilmiyorlardır. Çok tatlılar. Büyük ihtimalle süs bunlar. Zaten şu beyazla büyük olana bayıldım. Şu beyazlar işte. Sarı, altı sarısı olan. Ha, beyaz diyorum ben ona. Kuyruğuna bakar mısınız ya? Gerçekten şok oldum. Köpek balığı gibi bir kuyruğu var. Yüzgeci falan var ya sırtında. Yüzgeç, onlara yüzgeç mi deniliyor şu üçgen şeklinde olanlara? Bir de biliyorsunuz ki suyun içindeyken balıklar daha küçük görünürler dışarıdan. Şu anda bile gayet büyük görünüyorlar. Ben bunları bir de suyun dışında düşünemiyorum. Kesin daha büyüklerdir. Ne kadar? Şöyle bir metre, bir metreden fazla.
güzel. Güzel ve korkunç. Vahşi hayata bungalov bahçesine adım atar atmaz girmiş bulunuyoruz. Don. Özlem, hala bize bungalovları anlatmadın diyorsunuz. Biliyorum. Gidiyoruz. Adım adım. Şimdi de kuşları anlatacağım size. Şaka yapıyorum. Şimdi gelin hep birlikte bungalovlara bakalım. You got me tiptoeing around you like you made a glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. Oyuna mı hazırlanıyorsun? Sen beni çok mu sevdin? Deyip gidiyor. Gitti. Gel, 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 gel. Bir daha ver ellerini bak. Çok tatlı el veriyor bakın şimdi. Hadi ellerini ver tatlım, ellerini ver. Allah'ım suratını görmeniz lazım. Çok güzel bir suratı var. Ağzı, burnu, küçücük. Küçücük ya. Evet, bungalovların olduğu kısma geldik. 9 tane bungalov var burada arkadaşlar. Şöyle yuvarlak çizilmiş şekilde buraya konuşlandırmışlar. Tek odalı bungalovlar. Hepsi zaten tiny house konsepti öyle oluyor zaten. İçerisinde asma katı yok. Ama işte lavabo, tuvalet ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler var. Çok tatlı görünüyorlar buradan. Gerçekten böyle şey gibi, oyuncak gibi durmuyorlar mı? Çocukken oynadığımız evler gibi görünüyorlar. Etrafta kuşlar da ötüyor. Kendimi böyle şeyin içerisinde hissettim. Böyle tamamen ormanın içinde hissediyorum. Kuşlar ötüyor. Bu tatlı bungalovlar var. İnsan yok her şeyden önce. Ben çok güzel bir ana denk geldim. Buranın kapalı olduğu bir güne denk geldim. Sağ olsunlar, özel izinle girdim. Bana izin verdikleri için buradayım. Benim şansım olmuş oldu buranın boş oluşu. Bu arada dışını gezdiriyorum size, dışını gösteriyorum. Merak etmeyin, bungalovların içini de göreceğiz. İçini de hep birlikte gezeceğiz. Gerçi gezilecek çok büyük yerler değil. Biliyorsunuz ki tek odalı küçücük yerler. Böyle üçgen. Arkadaşlar şimdi burada 9 tane bungalov var. Şuradan başlıyor. 1, 2, 3, 4 diyerek 9'a kadar gidiyor. Bu arada birin yanında bir tane de şurada çok tatlı bir ev var ama o bungalov değil. Muhtemelen işletme sahibine ait ya da çalışanlar kalıyor olabilir. O da çok güzelmiş bu arada. Ama bizim bungalovlarımız tam olarak şuradan başlıyor. 1 deyip 9'a kadar gidiyor. Hepsinin önünde birbirinden farklı güzel dekorasyonları var. İşte bakın şöyle bir küçük ırmak tarzı bir şey yapmışlar. Hatta ırmak oradan geliyor. Şimdi fark ettim onu. Şuradan şöyle yuvarlanıp o küçük gölete doğru gidiyor. Bunların içinden bir tane seçecek olursak siz peki hangisini seçerdiniz? 1'den 9'a kadar bungalov var. Hemen hemen hepsini de gösterdim sanırım ben size. Ben olsam hangisini seçerdim? Benim aslında uğurlu rakamım 8. Buradan itiraf ediyorum. Benim uğurlu rakamım 8. 8'i seçebilirdim ama açıkçası 8'in önünü çok beğenmedim. Şu 2 numaranın önüne bayıldım. 2 numaranın önü çok keyifli. Böyle. Ya şöyle gerçekten normal hayatımı yaşadığım bir evim olduğunu düşündüm de arkadaşlar. Çok keyifli geldi. Hadi şimdi bungalovun içine doğru girelim. Bungalova girer girmez sizi hemen sağ tarafta bir gardırop, küçük bir gardırop karşılıyor. İşte bu gardıroba böyle içerisine kıyafetlerinizi koyabiliyorsunuz. Askısı falan da var. Şurada bir de ayna var. Hemen aynayı görmüşken süsüme bakayım. Pencere olarak bu giriş yaptığınız kapının penceresi var. Bir de yukarıda o bahsettiğim küçük tatlı pencere var. Sol tarafa geçince de küçük bir masa yapmışlar. Masanın altında da küçük buzdolabı var. Her şeyi böyle küçük küçük yapmışlar. Çok tatlı. Kettle'ı var. Hemen böyle birincil ihtiyaçların olduğu şeyler var. Şurada küçük bir petek var. Kısa yapmışlar. Üçgen olduğu için içerisi. Bu arada kettle demişken size bir tüyo vereceğim. Tüyo verirken ben de bakayım. Bir işletmenin temiz olup olmadığını kettle'ın içinden anlayabilirsiniz. Yani kettle'ın içi paslıysa, kötüyse o işletme bakımsızdır. Temiz değildir anlamına geliyor. Evet, bakıyorum. Gayet güzel görünüyor. Kettle'ın içinde bir sorun yok. Kullanılmış bir kettle zaten.
Ama kullanılmış olmasına rağmen temiz görünüyor. Bakın içi dışı da temiz. Evet, kettle'ımızı da inceledikten sonra odayı incelemeye devam edelim. Güzel, beğendim, kettle temiz. Şimdi hemen tabii bir odalık yerler olduğu için bunlar, her şeye bir adımla gidiyorsunuz. Yine bir adım attım. Öteki Tiny House videosunda olduğu gibi her şeye böyle bir adımla gidiyordum ya, hatırlarsanız videomu izlediyseniz. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz, bu arada arkadaşlar yukarıya ekliyorum. O videomu da izlemenizi öneriyorum. Çok keyifli, çok güzel bir video oldu. Yine bir adım attım, böyle karyolanın yanına geldim. Karyolaya oturmayayım. Oturmaya yeltendim ama oturmayayım, bozmayayım. Şurada yatmayı istemem açıkçası. Oradan kalkarken kafamı vurabilirim korkusu var bende. Karyolanın hemen yan tarafına koltuk yapmışlar. Koltuğa oturabilirim bence. Böyle. Şöyle sol taraftan pencereden bahçeyi izleyerek burada kitap okunabilir. Zaten güzel bir hava olursa kapı da açılır bahçeye doğru. O keyfi güzel. Kliması var. Isıtma sistemi de var orada zaten, gösterdim, peteği var. Hemen burada da banyosu var gördüğünüz gibi. Sesim yankı yapıyor bu arada. Banyonun içinde duşu var. Terlik yok, o yüzden girmek istemiyorum. Lavabosu şöyle, pardon önünüzü kapatmayayım ben sizin. Lavabo var. İşte şu kapının arka tarafında klozet, çöp, duş, bir banyodan ihtiyacınız olabilecek her şey var banyoda bence. Güzel. Küçücük odanın içerisine her şeyi sığdırmışlar. Öyle çok uzun vakitler geçirilmez. Hani bunaltabilir ama böyle güzel havada kapıyı sonuna kadar açıp şurada oturabilirsiniz. Ya da böyle direkt bahçesine çıkıp şeyde, masada, sandalyede vakit geçirebilirsiniz. Şimdi bungalovumuzun içini ben yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten avuç içi kadar bir yer gördüğünüz gibi. İçindeki her detayı gösterdiğime göre dışına çıkalım. Hadi gelin. Buyurun. Evet, bungalovumuzun içini de güzel bir şekilde gezdik. Dışında zaten gezmiştik. Peki Özlem, burayı anlattın çok güzel. Burası nerede diyorsunuz? Geliyor sesiniz. Öncelikle buranın neresi olduğunu söyleyeyim. Ardından buranın nerede olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Burası Cansu Bungalov. Yani Cansu Tatil Köyü olarak da geçiyor. O şekilde bulabilirsiniz. İstanbullular için çok güzel bir yer. Ama tabii Ankaralılar da gelebilirler. Onların da yoluna yakın bir yer. Kocaeli'ye geldikten sonra Kartepe yolu üzerinden Marşukiye'ye dönüyorsunuz. Burası Marşukiye'de. Aynı zamanda Sapanca Gölü'ne çok yakın bir konumda bulunuyor. Hemen şöyle sağ tarafta da Sapanca Gölü arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi ben Tiny House, yani işte bungalov tarzı evlerin çekimine devam edeceğim. Sizin de aklınızda bu tarz evler varsa, eğer bildiğiniz evler varsa bana önerin. Ben gideyim sizin için çekeyim. Orayla ilgili bütün detayları öğreneyim. Size güzel güzel bu şekilde videolar oluşturayım. Yorumlar kısmına yazın önerilerinizi. Hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi ben üşümeye başladım. Videom bu kadar. Videomu kapatıyorum artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız da ekstra ekstra sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Now they